19. yüzyıl, dünya endüstrisinin ciddi değişime uğradığı bir dönemdir. Demir ve çelik sanayisi, yeni üretim araçlarının doğmasına ve Amerika'nın tren yollarıyla sarılmasına olanak sağlamıştır. Spindletop Geyser'inin bulunması, petrolün hikayesindeki önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarih itibariyle bir yıl içerisinde 1500'e yakın petrol firması kurulmuş ve petrol, Amerikan ekonomik yapısının en değerli unsurlarından biri haline gelmiştir. Petrolün keşfi aslında bu tarihten önceye dayanmaktadır. Örneğin, 16. yüzyılda Kaliforniya'da belli formlarda ince petrol tabakaları keşfedilmiş. Louis Evans, 1775 yılında İngiliz kolonileri haritasında petrol rezervlerini çoktan işaret etmişti bile. Petrol, kömür ve doğalgaz, fosil yakıt adı verilen enerji kaynakları olarak isimlendirilir. Fosiller, daha önceden dünya üzerinde yaşamış bitki ve hayvanların kalıntılarının uzun yıllar boyunca toprak altında kalmasıyla oluşur ve fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji denir. Aslında yaşayan bütün canlılar potansiyel bir fosil olarak değerlendirilebilir. Fakat birçok organizma fosile dönüşmeden diğer canlılar tarafından yenir ya da çürüyerek yok olur. Bu durumda kemiklerin fosile dönüşmesi ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Doğada sadece çok az avcı kemik tüketmektedir ve kemiklerin uzun yıllar dayanabilme özelliği bulunmaktadır. Genel olarak petrolün milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvan kalıntılarının denizlerde biriken çökel katmanlar içerisinde oksijensiz bir ortamda çürüyerek belli bir basınç ve sıcaklık altında ayrışmasından oluştuğu varsayılmaktadır. Petrol, günümüzde dünyadaki ana enerji kaynağıdır. İnsanın günlük yaşantısında her zaman karşılaştığı makine uygarlığının yapı taşıdır. Taşımacılık, endüstriyel güç, ısıtma ve ışıklandırma kullanım alanlarından sadece birkaçıdır. En yaygın kullanım alanı taşımacılık olsa da, petrolün kullanım alanları arasında plastik sanayinin payı büyüktür. Eğer marketten paketi plastikten oluşan bir ürün aldıysanız, bu büyük ihtimalle petrol bazlı bir yapıya sahip olacaktır. Aynı zamanda petrol, kıyafetlerin yanıcı olmasını önler ve birçok renkte üretilmesini sağlar. Naylon, polyester, hatta yapay kürklerde bile petrol bulmak mümkündür. Askıların güçlü olmasının sebebi petrol bazlı rezinden üretilmiş olmasıdır. Petrolün ısınma için sadece yakıt olarak kullanıldığını düşünüyor olabilirsiniz. Fakat evinizde ısı dengesini kurmak için yaptırdığınız izolasyon, petrol bazlı bir üründür. Hayatımızın bu kadar içinde olan petrol, yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir. Ve bitiş tarihi belki de beklediğimizden daha yakındır. Uzmanlar, petrol çağının bitişini 2035-2040 yılları arasında konumlandırsalar da, 100 yıldır kullandığımız içten patlamalı motor teknolojisini yakın zamanda terk etmemiz mümkün değil. Fakat değişim başladı ve hızlanarak devam etmekte. Peki, petrol tamamen tükendiği zaman nasıl bir gelecekle karşı karşıya kalacağız? Daha şimdiden birçok ülke fosil yakıt tüketen araçların üretilmesine kısıtlamalar getirmekte. Hatta tamamen yasaklamaktalar. Almanya ve Hollanda 2040 yılı itibariyle bu araçların üretimini durduracaklarını açıkladılar. Yaygın kullanımına rağmen bu yakıtlar gezegenimizin ısısını olağan dışı bir biçimde arttırmaktadır. Elektrikli araçlar şu an iyi bir alternatif olarak gözükmektedir fakat çalışmaları için gereken enerjinin üretilmesi gezegene yine de zarar vermektedir. İhtiyacımız olan yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla imkan tanımaktır diyebiliriz. Güneş enerjisiyle çalışan solar arabalar
güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür ve bir pile depolar. Hatta bazı araçlar buna ihtiyaç duymaz ve dönüştürdüğü enerjiyi sürekli bir biçimde motora yönlendirir. Sokaklarda bu araçları görmemize çok az kaldı. Yeni enerji kaynakları bulunmasında bir diğer önemli buluş ise füzyon reaktörüdür. 1930'lardan beri bilim adamları güneşimizin ve diğer yıldızların enerjilerini nükleer füzyonla kazandıklarını bilmektedirler. Bu enerjiyi taklit ve kontrol ederek dünyada üretmenin mümkün olması üzerine çalışmalar hem teorik hem de aktif olarak devam etmektedir. Belki de bu yöntem bize güvenli, temiz ve bitme imkanı bulunmayan bir enerji sağlayacak ve insanlık tarihinin en önemli buluşu olacaktır.